Ne olmuş ya? Şarabı ölmüş. Aa, gerçekten çok kötü. Ne olmuş lan? Hırsızlık gibi görünüyor. Neredesin be sen? Benden bile geç geliyorsun artık olay yerine. İşimiz vardı. Ceset nerede lan? Mutfakta abi. Vallahi bu Bahriye'nin evlenme teklifini kabul etse iyi olacak da. Hem belki kızını unuturdu. Yok hacı, o mesele unutulacak mesele değil yani. Ne bileyim oğlum. Sağda solda Berna'yı görüyor. Valla bir gün arabadan atlayacak diye korkuyorum ha. Başına sert bir şeyle vurmuşlar adam. Böyle çekiç keser gibi bir şey. Cinayet aleti nerede? Yok, bulamadık. Baba! Baba! Dur oğlum. Dur baba. Tamam sen şimdi sakin. Sakin oğlum, sakin. Gel. Metanet mi ol biraz, haklısın tamam. Metanet mi olacaksın? Yapacak şey yok. Bu kadar. Sakin ol ablacığım. Sakin ol. Düşmanı falan var mıydı? Ha? Yok. Kim öldürmüş olabilir? Yoktu kimseyi, biz ararız yanık hocamı. Hırsızlığa girmişler. Ne çalınmış? Az biraz paramız vardı, onu almışlar. İki büyük altında, iki de bilezik vardı. Onları da almışlar. Hadi onları aldınız. Ne istediniz kocamda? Ablacığım, senin kocan çalışmıyor muydu? Bu saatte ne işi var evde? Çalışıyordu. Bilmiyorum ki. Ne iş yapardı? Tır şoförüydü. Sabah hazırlığını yapmıştı. Çıkmadan evden. 3 günlüğüne sefere gidecekti. Nereye gidecekti? Bulgaristan'a. Peki siz neden evde değildiniz? Kız kardeşimin az biraz işi vardı. Mahkemeye gitmiştik. Ne işi abla bu? Kocası eve gelmiyor. Boşanma davası açmak için. He. Mahallede hasmınız var mıydı? Yoktu. Sakin ol abla. Bu babanın çalıştığı nakliyat firmasının adı neydi? Export nakliyat. Babanız ne taşırdı genelde? Ben sordum o soruyu. Sebze meyve taşırmış. Babanın mahallede kavga ettiği falan biri oldu mu son zamanlarda? Cevat diye bir adam var. Mahalledeki kahvenin sahibi. Onunla kavga etti. O kadar. Neden? Teyzeme asılmıştı şerefsiz. Teyzem boşanacağını öğrenince birkaç kere sıkıştırmış. Teyzem de yüz vermeyince taciz falan etmişti. Öyle. Baban ne yaptı? Çıktı sokakta. Varsa ondan bir gıcı vardır Cevat. Nasıl bir adam bu? Şerefsizin tek. Kahvede kumar falan oynadı. Öyle bir adam. Eyvallah. Yazdın mı kumarı da? Evleniyor musun? İnsan bir haber verir. Hediye alırdım size. Ne evlenmesi? Geldi bir şeyler kulağıma. Ya yok öyle bir şey. Yanlış gelmiş kulağınıza. Nereden duydunuz siz? Savcıyım ben. Uçan kuştan bile haberim olur. Yani işi gücü bıraktınız, beni mi dinletiyorsunuz siz? Evet Behzat, seni dinletiyorum. Neyse. Ne düşünüyorsun bu işle ilgili? Katil tanıdığı biri. Hırsızlık süsü verilmiş. Nereden anladın? Bir adam oturmuş katiline çay demlemiş. Ama katilin acelesi varmış. İşini bitirmiş, çıkmış gitmiş. Hı. Tamam o zaman.
Gönderirsin raporu. Yok öyle bir şey. Hı? Öyle bir şey yok. Nasıl yok öyle bir şey? Allah Allah. Abi, bu Yaşar geçenlerde kahveciyle takışmış. Adamın adı da Cevat. Şimdi bırak o kahveciyi maveciyi lan. Ne oldu? Oğlum siz ne adamlarsınız la? Karı gibi arkamdan dedikodu mu yapıyorsunuz la? Ne dedikodusu? Ulan şimdi bana anlatma bunları. Bir kişiden daha evlilik mevzusunu duyarsam eğer hepinizi sorgu odasına alırım ha. Anladın mı lan? Anladım, tamam. Kocanın adı neydi senin? Beşir. Soyadım? Öztekin. La bir dur la iki dakika. Bir dur iki dakika. Mahkemeye gitmişsiniz siz. Niye gittiniz? Kocama boşanma davası açmaya gittiydik babamla. Sebep? Dövüyor muydu seni? Her zaman değil. Ara sıra içki içtiğinde. Nerede şimdi bu herif? Bilmiyorum. Ne zamandır görüşmüyorsunuz? 2 ay evvel idi. Bir kavga ettiydik. Ben de kızımı alıp babamın evine sığındıydım. Ondan beri hiç haberimiz yok. Terk ettin yani evi. He. 2 hafta öncesinde eniştemin önüne geçmiş. Bizi almak istemiş. Eniştem de bizi vermeyince eniştemi tehdit etmiş. Kavga etmişler. Senin söyleyeceğin bir şey var mı kardeşim? Yok. Sizin bu ev nerede? Dikmen'de. Açık adres alabilir miyim? Yaşar! Yaşar! Yaşar nereye gidiyorsun? Bırakın beni. Yaşar! Aminim bu Gülfer'in kocası bir ara Yaşar'ı tehdit etmiş. O zaman siz Akbaba'yla gidin bir bakın bakalım. La şu kavga eden kahvecinin adı neydi? Cevat. Cevat. Yürü la. Biz de Cevat'a bakalım. Tamam abi. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Dikmen'e. Gelecek misin? Yok abi, gelmeyeceğim. Komiserim, biz Dikmen'e gidiyoruz değil mi? Sen ver bakayım şu adresi. Hadi, yürü. Naş. Hadi lan. Bari şuradaki otobüs durağına bıraksaydınız. Yürü la. Sinirimi bozuyor bu benim ya. Ne oldu abi? Bu bardaki kamera görüntülerini bir polis almışlar. Hangi bar ya? Teras barı gören bardaki görüntüler. Ha. Benim haberim yok valla. Sizden biri mi aldılar? Yok abi, estağfurullah, olur mu öyle şey ya? Bizim kameralardan haberimiz yoktu ki. Hem bence sen de bu işin peşini bırak abi, hiçbir şey çıkmaz bundan. Bana akıl vermeyi bırak lan. Ben senin iyiliğin için söylüyorum abi yani. Bırak benim iyiliğimi falan. Bırak. Amirim sen beni yanlış anlıyorsun ya. Oğlum, adam seni tarif etti lan bana. Nasıl ya? Görüntüleri alan iri bir adammış. E tek iri ben miyim abi? Başka kim iri lan? Hayalet mi iri? Şevket abi iri. İri değil mi? İri. O almıştır belki. Ben polisim diye de kandırmıştır insanları. Burası mı lan? Ha, burası. Şişt. Buranın sahibi sen misin? Evet. Kalk ayağa kalk. Cevat da sensin o zaman. Şaşkın. Evet buyurun. Benim bir şey mi vardı? Cevat. Çay ver la bize. Oğlum 3 çay ver bize. Var Cevat, var. Çok sorun var Cevat. Sen bu Yaşar'ı niye öldürdün oğlum? Ne öldürmesin amirim? Allah belanı versin, yok öyle bir şey. La yalan söyleme la. Vallahi Allah belanı versin amirim. Biz de duyduk, çok üzüldük. La yalan söyleme, geçen gün kavga etmediniz mi siz? Etmiştik ama sonra barışmıştık amirim. Allah belanı versin, yok öyle bir şey. La bir sus lan. Bütün gün burada mıydın sen? Buradaydım amirim. Ocakçıya sorabilirsiniz. Aha, müşteriler de burada. Onlar da şahit. Hepsi şahit amirim. Şahit misiniz lan? Şahit. Sen burada kumar oynatıyormuşsun. Yok amirim, iftira. Allah belanı versin. Dayana söyleme. Allah belanı versin, yok amirim. Ya oğlum, burada Yaşar da kumar oynar mıydı? Yok amirim, Allah belanı versin. Bunlar ne lan? Çay pular amirim. Sen mi içiyorsun lan? Yok amirim, mi içiyorsun sen?
Yok amirim, Allah belanı versin bak amirim. Vallahi bu ıstıkayı kafanda parçalarım lan, a**k mı geçiyorsun sen? Ulan bu çay pullarını alır sokarım senin a**kine. Bunlar ne lan? Yaşar buraya kumar oynamaya gelir miydi lan? İşe girmeden önce gelirdi. Ama işe girdikten sonra gelmez oldu artık. Ne demek lan? İşsizken geliyor burada kumar oynuyor, işe girmişken kumar oynamıyor. Nasıl ayak bu? Ha? Biraz aksi adamdı amirim, biraz da ters. Sen bu Yaşar'ın baldızını asılıyormuşum la. Sen Ebru Karadar'ı mı asılıyorsun la Cevat? Yok amirim asılma vallahi billah. Güzel bir kadındı. Kocasından da boşanacaktı. Sadece kendisine evlenme teklif ettim amirim. Allah belanı versin bak, kötü niyetim yoktu. Çoluğu çocuğu vardı. Ha, ortalıkta kötü biliyorsunuz. Açta açıkta kalmasınlar diye teklif ettim amirim. Cevat git lan. Allah belanı versin bak. Tabii de Allah belanı versin deyip durma la. Vallahi Allah belanı versin dersen Allah belanı versin ağzını yüzünü kırarım ha. Tamam amirim. Vallahi kötü niyetim yoktu amirim. Allah belanı versin. Oğlum. Buyur amirim. Kim verir lan sana kız? Kim verir lan sana kız? Bak, o kıza asılmayacaksın. Tamam amirim. Bir dahaki sefere geldiğimde seni burada bulacağım. Tamam amirim, baş üstüne. Anladın mı lan? Anladım amirim. Aferin. Bırak lan o ıstakayı da. Ocakçı, kaldır lan şunları sen de. Önünüze bakın lan siz de. Adam gelmiş mekanımızda bize racon kesiyor. Ayak lan. Yok oğlum, hayır. Bu herif kayıplardı. Hale bak. Alo. Hah. Tamam, 8'den sonra gelirim ben. Rahat ol sen. Tamam, ben sonra ararım seni. Hadi. Feride mi lan? Ha. Hadi git şu arabayı al, geldi. Gidek. Ben. Onu. Ha? Ha, oldu. Hadi oğlum ya, ikimiz de çıkmayalım şu yokuşu. Hadi al gel de gidelim lan. Yürüsene lan. Hadi lan. Oğlum yürüsene. Oğlum yokuşu mu çıkacağız? Getir işte ya. Getir de gel ya. Ben çıkmayayım oğlum. Sen çık işte, ne olacak ya? Hadi. Şunun dibini görüyor musun? Ne cins adamsın sen ya. Vallahi bak, çok cins adamsın ha. Kim ne ister bilemedim ki kocamdan. Kendi işinde gücünde kimseye karışmazdı. Ekmeğiyle uğraşırdı sadece. Ne gelirse biz garibanların başına gelir zaten. Yakında bu gece konduyu da yıkarlar. He? Yıkacaklar mı burayı abla? E yıkarlar ya. Bütün gece konduları yıktılar. Bunu mu yıkmayacaklar? Merlin. Baksana. Epeyce var bunlardan. Bunlar kim abla? Ha onlar mı? Ömer'in arkadaşları. Hasan'la Fırat. Eskiden yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Sonra ne oldu bilmiyorum. Şimdi görüşmüyorlar. Ne iş yaparlar abla bunlar? Ömer'le Hasan sanayide çalışır. Fırat da babasının yanında. Üniversitede okuyor herhalde. Tamam abla. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Aa Hasan. Hasan sen misin lan? Benim. Sen bu Ömer'in yakın arkadaşıymışsın birader. Eskiden de o. Artık görüşmüyoruz. Eskiden acayip zordu bu iş ha. Hayır lan. Şimdi takayım makineye. 2 dakikada sana ne arızası var hemen çıkarıyor. Evet. Değil mi? Öyle. Getirmişken siz yine bakalım istiyorsanız. He. Gel bak hadi. Aranız niye bozuldu sizin Ömer'le? İnce iş abi, özel mevzu. Ne demek özel mevzu lan? Polisin karşısında özel mi olur? He? Ayşegül'ü seviyordum ben. Ömer'in teyze kızı. Oh, Ömer'e açıldım. Seviyorum dedim. Evlenmek istiyorum dedim. Karşı çıktı. Daha da konuşmadı bende. Ne konuşmaz tabii.
Sen gidip adama dersen ki ben senin teyzenin kızını seviyorum, onunla halleneceğim. Adam da seninle konuşmaz. Ne bileyim abi. Aramızdan su sızmıyordu ki. Bu Ayşegül'ün babasını tanıyor musun lan sen? Beşir abi gidiyor. He. İki aydır eve gelip gittiği yokmuş. Nerede bu adam? Nasıl bulacağız biz bunu? Tedavi oluyor diye duyduk ama Ayşegül de Gülfer teyze de bilmiyorlar. Ne kadar doğru bilmem. E bu Fırat'la niye aranız bozuldu sizin? O da mı Ayşegül'ü seviyordu? Yok. Onun kalkmıştı. Onun niye kalktı lan? Mahalleden taşındıktan sonra selam sabahı kesti. E babasının işleri yoluna girince de. Abi Cüneyt. He. Çay yolundan bir villa aldılar. Araba maraba derken bizi hor görmeye başladı bu. Bu Cüneyt birdenbire mi böyle paralandı? Birdenbire oldu abi. Ha. Bitti mi işin? Arka lastiğe de basayım bitiyor abi. Bas. Evet, aradığınız kişi buradaymış. Ama 3 gün önce taburcu olmuş. Nereye gitmiş? Bilmem. Boşuna yanmasın, israf. Devletin malı. İyileşmiş mi yani, o yüzden mi gitmiş? Evet, rapora göre tedavisi başarıyla sonuçlanmış. Nasıl başarıyla sonuçlanmış ya? Yalnızca bira mı içiyor yani artık? Bilmem. Peki bunun bir takip sistemi falan yok mu kardeşim? Yani bu adam hala içiyor mu? Yoksa gizli gizli falan mı içiyor, ne yapıyor? Var tabii, olmaz olur mu? Bize verdiği adres ve telefon bilgilerinden ulaşılıyor, ailesiyle konuşuluyor. Ama siz de söylediniz ya, eve gitmemiş adam. O yüzden bilemeyiz. Peki, sağ ol. Kalkalım biz. Şey, aslında perdeyi açsanız ışığı yakmaya gerek kalmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Kesik Köprü Barajı'na gidiyoruz. Niye? Göldeki su miktarını ölçeceğiz. Sen daha demin ışığı kapadın ya, bakalım artış olmuş mu? Sen de dalga geçiyorsun ama el enerjimiz... Ya of, bir sus be! Yürü! Kitabını s**tın lan seni! Ne oluyor lan? Sana s**tın lan! Ne olmuş la öyle? Herif temiz çalışmış değil mi? Vallahi sağlam bir yere saplanmış ha. Behzat yok mu? Hasan mı la o? Abi hırsızlığı yapan da Hasan ha. Üstünden bunlar çıktı bak. Abinim, Hasan'ı kömürlükte bulmuşlar bunu. Üstünde kan lekesi var. Yaşar öldüren de bu o zaman la. Hasan'ı öldüren kim öyleyse? Katil Solak. Bence var ya, Ömer olabilir abi. Çünkü bu Ömer'in babasını vurunca Ömer de bunu vurmuştur. Var.
Şüpheliler var. Bakacağız. Tamam o zaman. Siz gerekli tahkikatı yapın. Sabah raporu gönderirsin. Hallederiz. Kolay gelsin. Ömer değil mi la o? Ha, harbi Ömer. Lan dur, bekle sen. Niye öldürdün lan Hasan'ı? Amirim vallahi ben öldürmedim. Yemin etme lan. İntikam almaya çalıştın kendince. Hasan'ın babanı öldürdüğünü nasıl anladın? Babam Hasan mı öldürmüş? Lan bu bana yalan söyleme lan. Sorduğuma cevap ver. Amirim vallahi ben öldürmedim. La oğlum bak kahvede olay çıkarmışsın ha. Hasan'la Cevat'a saldırmışsın lan sen. Amirim ben Cevat'a teyzeme bulaşma diye gittim. Hasan da araya girdi. Hasan'lık bir durum yoktu yani. Çakal bu çakal. Çakal. Öyle mi? Ne oldu lan? Amirim ben kahveye Cevat'ın yanına gittim teyzeme bulaşma diye. Hasan da araya girdi. Bana vurunca ben de bittin oğlum sen filan dedim. Hem ben Hasan'ı niye öldüreyim amirim? Öldürsem de olay yerine niye gideyim? Katil psikolojisi de o yüzden. Çok var öyle gidip yakaladığımız salak. Aha biri de sensin. Yarın hazırlık yapın lan. Ne hazırlığı? Bu nakliye şirketine basacağız. Kesin orada bir şey var. Çocukları al, bir süre gözetleyin orayı. İyi tamam basalım da abi. Şimdi bunun mahkeme kararı var. Lan kararı ne? Üşendim desene. Kolay gelsin. Buyurun. Beşir burada mı? Kimsiniz? Polis. Burada mı? Şurada oturuyor. Keserin üzerindeki kan örnekleri incelendi abi. Neymiş? Yaşar'ınkine uyuyor. Ayrıca Yaşar'ın doku ve saç örnekleri de bulunmuş. Yaşar öldüren Hasan mıymış? Öyle görünüyor. Keser kömürlüğünden çıktı. Üzerinde bulunan altın da evden çalınan. Yaşar'ın dosyayı kapatabiliriz. Hasan Solak mıymış la? Ne biçim adamsın lan sen? Şu kalıbına bakan da adam sandı seni ha. Komiserim. Ne komiserim ne? Niye eve gitmiyorsun sen? Gidemem mi? Ne demek gidemem ya? Ne demek gidemem? Benden bir yol olmaz komiserim. Bir olmaz. Bırakamadım içkiyi. Şimdi eve gitsem kavga çıkacak. İçip içip döveceğim karıyı. Huzursuzluk çıkacak senin anlayacağın. Tedavi görmedin mi sen? Gördüm komiserim, gördüm ama bırakamadım işte. Şimdi ne yüzle eve gideyim komiserim? Nasıl gideyim? La oğlum, kaç aydır eve gittiğin yokmuş. Ya biri karına yan gözle bakarsa ne yapacaksın? He? Ne yapacaksın? Duydum zaten. Cevat diye bir karıma göz koymuş. Ama bulacağım onu. Bulacağım. Kalk hadi kalk. Kalk. Kalk gidiyoruz. Nereye komiserim? Emniyete ifadeni alacağız. Kalk. Da silah var lan. Silah mı? Hı. Ne oldu korktun mu lan? Nerede? La indir la silahı gerizekalı. Ne yapıyorsun öyle? Çocuklarla fotoğraf çektirmeye benzemiyor değil mi bu? İndir. Abi. Sen haklı çıktın ha. Adamlar silahlarla ceviz yüklüyor. Ha. Hepsinde var, hepsinde. Tamam. Tamam abi. Acil takviye. 4538 merkez. 4538 merkez. Export nakliyete acil destek.
park ettiler. Bırak gelsinler. Bırak gelsinler. Tamam bakma. Sakin ol. Bakma o tarafa. Ne yapıyorsun? Polis! Lan dur geri zekalı. Allah'ın malı ya. Allah belanı versin seni. Çık çık. Allah senin belanı versin. Sen ne yapıyorsun burada? Bana ateş etsene. Edeyim mi? Et. La oğlum hala doymadın mı la? Ha doydum doydum bak. Öyle değil. Bak. Anla sen bu işe nasıl girdin? 2 yıl önce sevkiyat sorumlusu oldum. Sonra biri bu işi teklif etti. Ben de kabul ettim. Para tatlı geldi değil mi? Lüks arabalar, villalar. Oh! Ben ne yaptımsa oğlum için yaptım. Ha? Seninki oğul da diğerlerinki ne? Bir kişinin geleceği için binlerce çocuğun hayatını yaktın lan. Yaşar'ın haberi var mıydı la uyuşturucudan? Yoktu. Çoğu şoför de bilmezdi zaten ne taşıdığını. Ha asgari ücrete yaptırdın yani. Yaşar neden işten çıktı la peki? Malların arasında uyuşturucu karıştırdığımızı gördü. Bulaşmam ben bu işlere dedi. Gitti. Hmm. Sen de öldürdün konuşmasın diye öyle mi? Evet. Allah razı olsun komiserim. Allah ne muradınız varsa versin. Tamam tamam gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim komiserim. Babamı kim öldürmüş? Ne yapacaksın kardeşim yakaladık işte. Çekecek cezasını. Sonra öğrenirsin hadi gidin. Hadi birader hadi. Ben çıktım usta. Eyvallah Marco. İç la çayını iç. Al. İmzala. Lan oğlum imzala şunu. Başka bir şey yazmadık zaten.
Ben? Oğlum iyi misin sen? İyiyim. Neden? Oğlum bugün ilk çatışmandı. Şeytanın bacağını kırdın. Bir şeyler ısmarlaman şart artık. He. En azından ilk çatışmanda vurulmadın. O zaman ben size bir çay getireyim. Ne çayı lan? İçiyoruz işte. Çay olmaz oğlum. Çay ne lan? Şöyle bizi adam akıllı bir ulusa götür de ıslat. Ha. İyi maaşlar alınca gideriz o zaman. Hah. Şöyle. Aferin. Ben götürürdüm abi. Ne oluyor ya? Niye getirdiniz beni buraya? Benim çıkmam lazım. Otur lan! Nasılsın Fırat? İyiyim. Ne konuşacaksınız benimle? Acele etme oğlum. Önce iç bakalım bir çayını. Ne oldu? Oğlum, niye öldürdün lan Yaşar'ı? Ben... Benim çıkmam lazım. Bırakın gideyim. Ben bir şey yapmadım. Hastaneye gitmem lazım benim. Lan şimdi hastanene. Niye öldürdün lan Yaşar'ı? Ben öldürmedim. Babam... İyi. Keyfin bilir. Burada kal, sabaha kadar anır yavrum. Tamam, gitmeyin. Tamam, gitmeyin. Ben öğrenciyken uyuşturucu kullanmaya başladım. Babası satıyor, oğlu da kullanıyor. Çok normal. Sonra babam öğrenince evden kovdu beni. Lan! Senin gibi oğlum yok benim! Gözüm görmez seni. Gel. Nereye? Baba. Ancak bir hafta dayanabildim parasızlığa. Sonra Yaşar amcalar geldi aklıma. Gidip Ayfer teyzeden kira isteyecektim. Ama eve gittiğimde Yaşar amca evdeydi. Bahçede bir şeylerle uğraşıyordu. İçeri çağırdı beni. Çay içeriz dedi. Kirayı istedim. Vermedi. Daha günü değil dedi. Ama Cüneyt'in ihtiyacı varsa... ayarlarız dedi. Babamı arayacaktı. Çok korktum. Babam öğrenirse öldürürdü beni. Parayı da alamazdım. Ben de keseri alıp başına vurdum. Ölmüştü. Ne yaptığımı bilmiyordum. Sonra evi arayıp parayı buldum. Ya oğlum niye kastın lan bu kadar? Babanın iş yerinde ceviz ceviz duruyor mallar. Niye para veriyorsun? Hasan'ı niye öldürdün lan? Sonra dayanamadım. Babama anlattım her şeyi. O akıl verdi. Hasan'la Ömer'in kavgalı olduğunu biliyordu babam. Gece kahvede olduğunu biliyordum. Evlerinin yakınına gidip beklemeye başladım. Sonra Hasan evin bahçesine girince... onu öldürdüm. Cebine de
bir büyük altınla bilezik koydum. Yaşar amcayı öldürdüm Keser'de, onların kömürlüğüne sakladım. Sonra da kaçtım. Yalvarırım, yardım edin bana. Dayanamıyorum artık, yalvarırım.